Bismillahirrahmanirrahim. Kavaidü Rirat derslerine devam. Vel hamisetü beşincisi. Neyin beşincisiydi? İrattan mahalli olan cümleler. Onların beşincisi nedir? El vakiatü vaki olandır. Cevaben, cevap olarak vaki olandır. Yani cevap olarak gelen bir cümledir ki ne için cevap geliyor? Li şartin cazimin. Cazim cezmedici harf. Cezmedici bir harfin şartı için cevap olarak vuku bulan, yer alan cümle İrab'tan mahalli vardır. Ve mahalluha ve o cümlenin mahalli, konumu, İrab'ı nedir? El cezm, cezmdir. Ne zaman? İza kânet olunca. Kânet hiye, o cümle olunca. Ne olunca? Mekruneten, bitişik olunca. Bil fâi, fâile. Veyahut da bi iza, iza ile bitişik olduğu zaman. Öyle iza ki bu el müfa el el fucaiyeti. Burada fucaiye yazmış. Bazı kitaplarda müfaciye diye yazıyor. Aynı mana. Fucaiyeti, fucaiye için olan iza. Fucaiye birdenbire ansızın manasına geliyor. Bu manayı taşıyan iza ile birlikte olan cümle. Fel evvelü birincisi, iki tane şey söylemişti. Ya fa'ya bitişik ya da izzayı fücaiye ile bitişik olan cümleydi. Birincisi neydi? Fa'ya bitişik olan cümle. Nahu ne gibi? Bismillahirrahmanirrahim. Men yuzlilillahu felâ hâdiyelühü ve yederuhu. Men cezmedici bir harfimiz. Yuzlilillahu. Men her kimi yuzlil saptırırsa, Allah Teala her kimi saptırırsa, fela hadiye, hidayet edici yoktur lehu o kişi için. Şimdi her kimi saptırırsa bir şart. Böyle böyle olursa cevap geliyor. La hadiye lehu, onun için bir hidayet edici yoktur. Cevap burası. Cevap cümlesinin başında fa var. Yani fa ile birlikte gelmiş cevap cümlesi. Bu durumda bu cümlenin, yani la hadiye lehu cümlesinin İrab'tan bir mahalli vardır. Mahalli ne idi? Cezm idi. Yani mahallen meczum bir cümle olmuş olur. Buradaki la, la'nın tabi burada nesi var? İsmi var. Hadiye la'nın ismi olmakta, lehu onun haberi olmaktadır. Yani ne demek ki, ne var burada? Bir isim cümlesi var. Cümle derken isim cümlesi var. Ögelerini bulduk. İşte bu cümle mahallen mezumdur. Sebebi cezmedici bir şartın cevabında yer almış. Fa ile birlikte yer almış. Ardından ve yederuhum ve yederhum şeklinde de okunabiliyor. Ve lihaza bunun için. Ne için? Bunun için derken ne için? Sağ tarafı mahallen mezum olduğu için, yani felâ hâdiye lehu mahallen mezum olduğu için, buradaki atıf harfi olan vav'dan sonra gelen yederuhum cümlesi yeder şeklinde mezum okunabilir. Bunun için gur'e okundu bi cezmi ve yederhum. Yeder dirildiği üzere mezum olarak okundu. Niye mezum okunmuş? Çünkü sağ tarafı mahallen mezum. Aradaki vav'ı da atıf harfi sayarsak sağındaki mezumluğun sonuna aktarması gerekir. Zaten anlatacak şimdi onu. Atfen ala mahalli cümleti. Cümlenin mahalli üzerine atf olmasından ötürü. Fela hadiye lehu bir cümle. Mahalli ney? Cümlenin mahalli üzerine dedi. Mahalli ney fela hadiye lehu? Mahalli, yani mahallin irabı mezum. Bu yüzden vederuhum, yani yederuhum, yederhum cümlesini de atfedersek, vav atıf sayarsak bu durumda yeder diye de okunabilmektedir. Yani vav atıf harfi sayıp yezer diye mezum okunabilir. Çünkü sağında mezumdur. Vav istinafi, müstenefe sayıp, yani cümle, yeni bir cümle sayarak yezeru bu şekilde de okuyabiliriz. Her ikisi de caiz olmaktadır. Ve saniyetu ikincisi fel ula, birincisi neydi? Faili bitişik. Saniyetu ikincisi izay müfaciye veya fücaiye, burada öyle yazmış. İkisi de aynı manada. Onunla birlikte olan cümleden bahsediyor. Yani ondan sonra gelen cümle. Birlikteden kasıt ardından gelen cümle. Nahu ne gibi?
Yine ayeti kerime. Az önceki ayetin nereden bir ayet olduğunu söylemedik. Bir numaralı haşiyeye bakalım. A'raf suresi 186. ayet. Şimdi yine ve entusibhum seyyetun bima gaddemet eydihim idahum yaknedune. 3 numaralı dipnota bakalım. Bu ayet neredenmiş? Rum suresi 36. ayet. Burada ne olmuştur? İde. Yani bir de bakarsın ansızın hum onlar yaknedune ümit keserler. Ümit kesiverirler birdenbire. Bir de bakarsın ansızın manasına gelmiştir. Ardından gelen cümlemiz burada mahallen mezum olmaktadır. Elbette ilk şart neydi? Cezm edici bir harfin cevabı olarak yer bulacaktı. Cümle ve başında izah olacaktı. Emma nahvu, emma şimdi gelince nahvu benzeri. Neyin benzeriymiş bu? İngame ehuke gama amrun cümlesinin benzerine. Yani bu cümleye benzer bir cümleye gelince bu cümlenin özelliği nedir? Kendisinde izah yok. Var mı? Yok. Az önce gösteren izah yok. Peki fa var mı? Fa da yok. Peki cezmi bizzat kabul edebilen bir durum söz konusu mu? O da değil. Çünkü mazi fiili gelmiştir. Öyleyse burada kastedilen şey lafzen cezmi kabul etmeyen ve fasız, izasız cümle gibilerine gelince, gibisine gelince demektir. İnşa et game kalkarsa ehuke senin kardeşin, game kalkar amrun amr. Amr da ayağa kalkar. Senin kardeşin ayağa kalkarsa amr da ayağa kalkar diye bir cümle. İşte fe bu durumda mahallül cezmi, cezm mahalli, mahkumun hükmedilmiştir bihi kendisiyle li fi'li vahdehu. Vahdeh sadece demek. Vahdehu sadece fiile. Bu tür cümlelerde cezm durumu sadece fiillere aittir. Yani cümlelere değil, fail, fiil birlikte değildir. İnşa et, kâme kalkarsa, ehuki senin kardeşin. Kim kalkarsa yani. Ehu, görüldüğü üzere raf halinde. Altı illet isimden biri ehu, vav ile yazıldığına göre raf halinde. Yani fail. Ehu, eha, ehi biliyorsunuz. Burada mezunluk neye ait? Sadece gâme fiiline ait. Şartta bu. Cevapta gâme sadece fiile ait. Amr faili dahil değil. Yani gâme amrun cümle olarak mezzumdur denilemez. Gâme ehuke cümle olarak mezzumdur denilemez. Sadece gâme ve gâme mezzumdur. Sadece gâmeler mezzum. İşte ne diyor? Fe mahallül cezmi. Bu durumda mahallen cezm olmak mahkumun hükmedilmiştir bir kendisiyle lil fiili fiil için vahdehu sadece. La lil cümleti cümle için değil bi esriha esir mecmu'u demek mecmu'uha bi var tabi bi mecmu'iha yani esir mecmu'u toplam demek la lil cümleti cümle için değil bi esriha toplamının tamamının değil cümle olarak değerlendirilmiyor mezzumluk hangi durumda emma nahvu bu tarz buna benzer cümlelerde yani fiiller lafzen cezimli alabilme durumu söz konusu değil. Mazi çünkü. Mazi fiil lafzen cezim olamaz. Ancak mahallen olabilir. Birinci özelliği bu. Bu tarz cümlelerin. İkinci özelliği kendilerinde izah-ı fücaiye yok. Üçüncüsü kendilerinde fa da yok. İşte bu tarz cümlelerde sadece fiili cezim saymaktayız. Ve kezalike el kavlu. Ve kezalike yine böyledir. Ne el kavlu söz. Yani hüküm, durum yine böyledir. Nerede? Fiili şartı şart fiilinde. Ve lihaza bunun için tegulü sen dersin. İza atakte atfettiğin zaman aleyhi onun üzerine. Yani şart fiilin üzerine atfettiğin zaman. Neyi? Muzari'en muzari fiili atfettiğin zaman ve daha ne ettiğin zaman? E'melte sen amel ettirdiğin zaman el evvele birincisini. İşte örnekte anlaşılacak. Birinciyi amel ettireceksin. Nahu ne gibi? İnşa et game kalkarsa ve yek'ude ve oturursa. Kim? Ehuke senin kardeşin. Game ayağa kalkar. Amrun amr da ayağa kalkacaktır bu durumda.
İngame ve yek'ude ve yek'udu. Bunu iki şekilde okuyabiliriz. Şimdi bunun açıklamaları gelecek burada. İn şart edatımız, cezm edici bir şart edatımız. Game şart fiilimiz. Ve yek'udu diye de okunabilir demiştik. Yek'ud burada meczum, yek'udu cezimli şekilde. Sebebi atfedilmesi. Nereye atfedilmiş? Sağındaki game'ye. Game ney? Mezzum. Değil mi? İnden dolayı mezzumdur. Vav atıf harfi. Onun mezzumluğunu yek'ude aktarmaktadır. Matuf, matufun aleyh irabları aynı olur sonuçta. Bu durumda kelimenin tek başına mezzum olması sebeptir. Cümle olarak mezzum olsaydı bu durumda yek'ud mezzum olmazdı. Çünkü game tek başına mezzum ise vav atıf harfi onun mezzumluğunu sonuna aktarır. Oysa burası cümle olarak mezzum olsa durum böyle olmayacaktı. Fe bu durumda tezzimu sen cezmedersin, el ma'tufe ma'tufu cezmedersin. Yani yeg'ud diye okursun. Neden önce? Kablen tekmulel cümletu. Cümle tamamlanmadan önce. Cümletü demiş ama aslında en tükmile tamamlanmadan önce de olabilir. El cümlete cümle iki şekilde de mümkün. İraptan mahalli olan cümlelerin altıncısı nedir? Et-tabi'etu tabi olucu olandır. Li-müfredin müfrede. Bir müfred için tabi olan cümlede altıncıyı teşkil eder. Ne gibi? Kel cümletil men'uti biha. El men'ut biha sıfat cümlesi demek. Kendisiyle men'ut. Sıfat cümlesi gibi. Ve mahalluha ve onun yani o sıfat cümlesinin mahalli i'rabı nedir? Bi hasebi men'utiha. Bi hasebi men'utiha mevsufuna göredir. Be hasebi değil, bi hasebi men'utiha mevsufuna göredir. Haseb göre demek. Öyle ya, mevsufun irabı neyse sıfatın da irabı o olur. Fe bu durumda hiye o fehiye o derken hangi o? Sıfat cümlesi. Fi mevzi'i raf'in. Raf mevzisindedir. Nerede? Fi nahvi şuna benzer yerde. Min gabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi. Bu okuduğumuz yerde yine bir ayet. Hemen bakalım kaç numaralı ayet. 2'ye bakıyoruz. 2 numaralı haşiyede yazıyor olmalı. Bakara suresi 254. ayet. Tekrar metnimize dönüyoruz. Ne dedik? Fehi o fi mevzi'i raf'in fi nahvi. Şuna benzer yerlerde raf konumundadır. Yani mahallen merfudur. Min gablen ye'tiye yevmun la bey'un fihi. Yevm kelimesi merfu. Nekre bir kelime, mevsuf bir kelime. Ardından gelen cümle ne olacaktır? Onun sıfatı olacaktır. La bey'un fihi bir cümle olarak yevm kelimesinin sıfatıdır. Yevm mevsuf, irabu ney? Merfu, zamme ile merfu lafzen. Madem ki öyle, o zaman onun sıfatın da merfu olması gerekir. Tabi mahallen olacak çünkü cümleden bahsediyoruz. La bey'un fihi de burada mahallen merfu olmaktadır. Buradaki la leyse benzeyen la'dır. Bey'i onun ismi olmakta, fihi haber olmaktadır. La bey'un fihi bir sıfat cümlesidir. Şu an El Gavaidu Selasun adlı bir kitaba bakmaktayız. El Gaidetü Saniyetü ikinci kaide. El Cümelü cümleler ve zurufu zarflar. Meta her ne zaman vakat vaki olursa yer bulursa neden sonra gelirse yer bulursa ba'den nekirati nekrelerden sonra gelirse yani cümleler ve zarflar nekrelerden sonra geliyorsa kânet olur hiye o cümlelerde zarflarda olur ne olur sıfatın sıfat olurlar. Unutmuyoruz. Demek ki nekrelerden sonra cümle veya zarf gelse cümlede zarf da nedir? Sıfattır. İşte konumuzdaki ayet de bununla ilgili. Ne olmuştur? Yevm kelimesi nekredir. Ardından gelen isim cümlesi onun sıfatı olmuştur. Ve nasbin ve nasptır. Yani nasp konumunda olur. Fi nahvi
Şuna benzer yerlerde 3 numaralı dipnot. Bakıyoruz 3 numarada ne varmış? Bakara suresi 281. ayet. Nedir o? Bismillahirrahmanirrahim. Vettegu yevmen. Yevmen bir gün. Öyle gün ki turcaune fihi. Yevm burada mevsuf. Tamam, nekre çünkü. Nekrelerden sonra gelen cümleler sıfat olur diye az önce okuduk kaydı. Öyleyse turcaune fihi sıfattır. Neyin irabını alacak? Mevsufun. Mevsufun irabı ne? Mensup. Öyleyse turcaune fihi de mahallen mensup olmaktadır. Turcaune burada meçhul bir fiil. Kendisinde yer alan vav, naibu, fail olmaktadır. Onu da belirtmiş olalım. Ve cerrin ve cerdir. Yani mahallen mecrurdur. Fi nahli şuna benzer yerlerde. Bismillahirrahmanirrahim. Liyevmin. Bir gün için ki la rabi fihi, o günde korku yoktur. Liyevmin yine nekre bir kelime. Yani mevsuf. Neyle irap almış? Mecrur görünüyor. Cer almış. Esreleri bariz. Lafzen mecrur. Esreyle. Öyleyse sıfatının da mecrur olması gerekir. Bu yüzden ve cerrin diye burada belirtilmiş. La raybi fihi de cümle olarak mahallen mecrur olur. Ali İmran 9. ayet olmakta. Raib la'nın ismi, haberi ise mahzuftur. Kainun haber olmakta. Fihi burada mutallak olarak kalmaktadır. Mahallen mecrurdur bu cümle. Ve sabi'etu mahallen irab alan, konumu olan cümlelerin yedincisi nedir? Et-tabi'etu tabi olucu, tabi olandır. Li cümletin bir cümle için. Öyle cümle ki bu. Leha onun için vardır. Mahallun bir mahal. Yani kendisi için irabtan mahal olan cümleye tabi olan cümle yedinci kısmı oluşturur. Yedinci kısım bir cümledir. Tabi olan bir cümledir. Neye tabi olan? Bir başka cümleye ki o cümlede irabtan mahalli vardır. Nahu ne gibi? Zeydün game buhu ve ga'ede ehuhu. Zeyd mübteda, game fiil, ebuhu game'nin faili olmakta. Ama zeyd mübteda öyleyse game ehu ebuhu bir cümle olarak Zeyd'in haberini teşkil ediyor. Demek ki Zeyd'in haberi ne? Cümledir. Nasıl bir cümle? Fiil cümlesi. Sonuç olarak Zeydün game ebuhu nedir? Bir cümledir. Sonuç olarak bir isim cümlesidir çünkü. Zeyd mübteda, game ebuhu haber. Mübteda haber isim cümlesinin ögeleridir. Burası bir cümle. İraptan mahalli var. Leha mahallün deniliyor. İraptan bir mahalli var. Öyleyse diyoruz, ne diyoruz? Ona tabi olan cümle konumuzu oluşturmakta. Ve arada vav var. Ve ga'ede ehuhu. Ga'ede oturdu ehuhu, onun kardeşi. Konumuz bu. Şimdi açıklayacak. Fe bu durumda cümletu game buhu. Şurada değer alan game buhu cümlesi. Fi mevzi'i raf'in. Raf mevzisindedir. Raf konumundadır da niye? لِأَنَّهَا çünkü o game buhu nedir? خَبَرُ الْمُبْتَدَئِ mübtedanın haberidir. Zeyd mübteda idi. Ve kezalike yine aynı şekilde merfudur. Ne? جُمْرَتُ قَعَدَ اَخُوهُ şurada yer alan قَعَدَ اَخُوهُ da merfudur. Niye? لِأَنَّهَا çünkü قَعَدَ اَخُوهُ مَعْتُوفَتُنْ atfedilmiştir. عَلَيْهَا onun üzerine. Yani game buhu üzerine atfedilmiştir. Buraya kadar ne okuduk? 7 tane madde okundu. Ve sabi'atu 7.siydi. İraptan mahalli olan cümleleri okuduk. Bir tekrar edelim. İraptan mahalli olan cümleler haber cümlesi vardı. Hal cümlesi, mef'ul vardı. Muzaafun ileyh. Cezmedicinin şartı için cevap olan cümle. Onun dışında müfrede tabi olan cümle, İraptan mahalli olan cümleye tabi olan cümle diye 7 tane cümle saydık. Bunların İraptan mahalli vardır. Şimdi dersimiz bitti. Bundan sonraki ders İraptan mahalli olmayan cümleleri içermektedir. Böylece bitirmiş olduk.